Evet millet, bugün Albion Online adlı oyunun canlı kanlı ilk bakışıyla birlikteyiz. Oyunumuz şekilada da görüldüğü üzere MMORPG Sandbox bir oyun kendisi. Açık dünyada oynadığımız RPG'nin biraz daha farklı bir bakış açısıyla oynadığımız bir oyun kendisi. İzometrikten kastım değil bu arada, farklı bir bakış açısı dedim. Baya baya böyle RPG, nasıl anlatabilirim konu? PvP odaklı bir oyun aslında. Bölgeler var. Bölgelere girerek işte life skill gathering falan yapıp itemlerinizi üretiyorsunuz. Ürettiğiniz itemlerle bazı bölgeler var şurada gördüğünüz gibi. Oralarda işte savaşıp kırmızı alanlarda özellikle savaştığınızda itemlerinizi kaybettiğiniz ya da kazandığınız bir oyun kendisi. Yani burada tamamen PvP odaklı dediğim kısım bu oluyor. Orada işte PvP yaparken kırmızı bölgelerde iteminizi kaybedebilir ya da adamları öldürerek itemlerini alabilirsiniz. Haliyle oyun RPG'den birazcık böyle değişiyor diyebilirim. Survival havası giriyor. Baya farklı bir yapısı var. Birlikte inceleyeceğiz, oynayacağız. Ben bu oyunun ilk bakışını zaten çekmiştim. Bilenleriniz de vardır. Bayağı da eski bir oyun aslında. 2017'den beri falan açık. İlk başında çekmiştim ama dedim ki eski kanalda kaldı o video. Burada bir videosunu daha çekelim istedim. İlk bakışını tekrar yapalım istedim. Neyse. Birlikte oynayacağız, göreceğiz zaten. Olabildiğince her şeyi de anlatmaya, göstermeye çalışacağım. Birazcık hafif rehber, hafif ilk bakış tarzında olacak. Ben de hala yeni yeni öğreniyorum. Çok uzun saatler oynamadım. Ama öğrendiğim kadarıyla birlikte oynayacağız, öğretmeye çalışacağım. Oyun bir kere öncelikle ücretsiz olduğunu söyleyeyim. İlk açıldığında ücretliydi. Şu anda tamamen ücretsiz. Ve bayağı da geniş, yani her şeyle açmışlar oyunu. Bir sınırlama falan yok. O yüzden zaten hoşuma gitti biraz da. Onun dışında MMO zaten MMORPG diye geçiyor. Burada başka söyleyebileceğim bir şey var mı? PvP ağırlıklı olduğunu zaten söylemiştim. Burada bayağı böyle klan savaşları falan var. Bölgelerde bayağı böyle kapışıyorsunuz. İtemler düşüyor. İşte öldürdüğünüz kişilerin falan. Onları göstereceğim gerçi ya. Onlara bakarız birazdan. Şöyle aşağı doğru inecek olursak. Türkçe'de seçeneğimiz yok. Onu söyleyeyim. Çok gerek var mı onu da bilmiyorum. Zaten çok fazla böyle hikaye bazlı bir şekilde ilerlemiyor. Sistem gereksinimleri de oldukça düşük aslında. Ve optimizasyon da bayağı iyi. Onu söylemem lazım. Şu anda bayağı bir popüler, yani revaçta tekrardan bir yukarı çıktı, ücretsiz olduktan sonra bayağı bir oyuncusu arttı. Hele şu ara yaptığı birkaç etkinlik ve güncellemelerle daha da arttırdı oyuncu sayısını. Bayağı da benim de merakımı cezbettiği için tekrardan bir indirip oynamak istedim. Bayağıdır oynamıyordum ben de zaten. Neyse, sonuç olarak şöyle klaslarımız vesaire şeylerden bahsediyor işte. Burada Conqueror dedi, işte klan savaşları falan olacak. Bayağı detaylı şeyleri var özette. Buraları daha da uzatmayayım. Direkt bence oyuna geçelim. Play dediğiniz an böyle bir launcher açılacak, onu söyleyeyim. Burada işte oyunu yüklerken gerçi Steam'den yüklüyor tamamen. Launcher'dan direkt play deyip açıyorsunuz. Benim şöyle bir karakterim var. Karakterimi oluşturdum ama sizinle beraber bir daha karakter oluşturacağım. Karakter oluşturma ekranı çok gelişmiş değil. Detaylı değil. Onu söyleyeyim. Ben Okçu açmıştım. Bu sefer farklı bir klas açıp onu da görmüş olalım istiyorum. İkisini birden göstereceğim çünkü. Öbür karakterime de geçeceğim. Şimdi buna çok uğraşmayacağım. Bir tane karakteri şöyle standart oluşturacağım. Burada çok zaten detay da yok dediğim gibi. Karakter oluşturma ekranı o kadar detaylı olduğunu söyleyemem. Buradan işte uzun saç falan, saç şekillerini ayarlayabiliyorsunuz. Artık kafanıza göre ayarlayabilirsiniz bunu. Buradan aksesuarlar falan varmış işte, bunları belki bakabilirsiniz. Rengini ayarlayabiliyorsunuz. Yani saç rengi falan da ayarlanıyor bu arada. Oradan da ten rengi falan ayarlayabiliyorsunuz. Buralara çok yani detaylı değil, o yüzden çok ayarlamanıza da gerek kalmıyor bence. Reckless TV diye, Reckless TV diyeceğim ama bunu kullandık galiba ya. Ne diyelim? Bunu kullandık mı? Oğlum bunu kim kullandı? Last. TR diyorum. Bilemedim isim. Neyse, ha oldu zaten. Bunu burada kullanmışız. Okey. Şimdi oyuna ilk başladığınızda onu göstereyim hemen. Tutorial kısmıyla başlıyorsunuz.
Tutorial yaptığınız zaman, yani tutorial bir 10 ne kadar sürüyor? 1 saat falan sürüyor galiba. Belki daha az da olabilir. Sizin hızınıza bağlı gerçi. Tutorial bitirdikten sonra premium veriyor size. Onu söyleyeyim. Benim bir öbür karakterimde zaten premium yazıyordu gördüğünüz gibi. 3 günlük bir premium ama. O premium o yüzden önemli. Şimdi ilk başladığınızda burada böyle geliyorsunuz. İşte hareketleri gösteriyor. Nereye gideceğinizi, nasıl hareket edeceğinizi gösteriyor. Gideceğiniz yerleri şöyle gösteriyor falan. Bu kısım ilk açıldığında da vardı sanıyorum. Hatırladığım kadarıyla vardı. Bu kadar detaylı mıydı bilmiyorum. Görev sistemi var ama göreve odaklı kalmak mantıksız yani bu oyunda. Çok görevliyle işiniz olmuyor. Onu söyleyeyim. Yani oyun direkt serbest arkadaşlar. Açıyorsunuz karakterinizi. Tutorial da geçebiliyorsunuz zaten. Yapmazsanız direkt tutorial yapmadan da karakterinizi oynayabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Sağ tuşla hareket ettiriyorsunuz. Sol tuşla da hareket ediyor ama tıklamak hani moblara vurmak için sol tuşu kullanacağız daha çok. Sağ tuş kalabalık yerlerde falan. Çünkü sağ tuş her şeye tıklıyor. Mesela player varsa player'a da tıklıyor üstüne. Mob varsa mobun üstüne tıklıyor. Hareket etmek için o yüzden sağ tuş daha önemli mouse için. Onu söylemiş olalım. Burada işte aşağı gideceksin diyor tekrar. Zaten haritada her şeyi gösteriyor. Tutorial yapmak iyi olabilir. Premium veriyor ama bu ilk karakteriniz olduğunda verecek. Mesela bunu bitirdiğimizde vermeyecek büyük ihtimal. Premium ya da bütün karakterlerde veriyor mu bilmiyorum. Ama büyük ihtimal vermeyecek. Oyunun temeli hani grind üstüne sayılmayabilir. Çok sayılmaz. Çünkü daha çok böyle bu şekilde bakın. Taş toprak toplayıp craft yapmak üstüne diyebiliriz. Yani gathering üstüne aslında ağırlığı. Öyle diyeyim. Burada mesela bu şekilde. Mesela sağ tuşla gittiğim zaman şu an sağ tuşla vurup tıklıyorum. Bakın toplamıyor. İlla ki bir şeylere tıklamak, etkileşime geçmenin bütün olayı sol tuş. Hareket de ettirebiliyorsun sol tuşta ama dediğim gibi sol tuşu daha çok bir şeye tıklamak için kullanın. Ona alışın daha doğrusu benim tavsiyem. Gerçi ben burada ilk bakış gibi anlatıyorum ama çoğu kişi zaten oyun biliyordur artık. Çünkü bayağı eski bir oyun olduğu için. Bayağı önce ücretsiz oldu bir de. Burada böyle bayağı her şeyi toplayabiliyorsunuz. Bunlar sürekli çıkıyor. Hızlı bir şekilde çıkıyor. Bak bir daha çıktı hatta. Görevi tamamladığınızda böyle görevi al ver yaparak ilerliyorsunuz. Şöyle bir durum var. Ne diyordum? Başlangıçta çok temel şeyleri gösteriyor zaten. Bak bunu craftlamayı gösteriyor mesela. Craftladık. Bitti. Sonra inventor açıp diyor bunları böyle tak diyor. Ya bu oyunda skill sistemi çok farklı. Onu söylemem lazım. Yani böyle bir skill build kısmı açılıp da oradan bir şey yapmıyorsunuz. Bütün skill'leriniz şu. Yani burada bu derken bununla kalmayacak tabii de. İtemler geliştirdikçe çeşitlenecek. Bu şekilde skill'lerinizi açıyorsunuz ama. Yani giysinizde mesela bu şekilde skill'iniz var. Aynı şekilde burada bir tane yeteneğiniz var. İtemleriniz geliştirdikçe bütün skill'leriniz buralarda açılacak. Haliyle de böyle bir oynanış var. Yani her şeyiniz iteminiz öyle diyeyim. Bir build oluşturma olayı itemle oluyor. Zaten itemleri geliştirme olayı da yine bununla oluyor. Yani bu hangi silahı ne kadar oynarsanız o build'iniz gelişiyor. Tam anlatabildim bilmiyorum ama sanıyorum anladınız. Yani bütün olay sizin oynadığınız iteme bağlı. O yüzden o itemle oynamanız lazım. Build'inizi baştan o yüzden seçmeniz gerekiyor. Yani şu an mesela gidip büyücü de olabilirim. Direkt olabilirim büyücü. Bu yeteneği açtık ya bu arada. Şuradan tıkladık açtık. Bu direkt buraya Q'ya geldi zaten. Q'ya basarak böyle saldırabiliyorum artık. Yere böyle paralar düşüyor falan. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Şimdi bunu mesela buna çevirdiğinizde 10 saniye sayıyor. Oyunun en sıkıntılı yanlarından biri bu. Mutlaka dikkat etmeniz gereken yanlarından biri bu. Bir şeyi değiştirdiğinizde bir build'i, bir itemi, bir şeyi değiştirdiğinizde 10 saniye cooldown yersiniz. O da çok önemli bir şey. Onu söyleyeyim. Bu biraz daha iyi gibi galiba bu arada. Alan hasarı veriyor. Bu daha iyi. Bakın burada item var mesela. Bunu aldık. Bunu almak için next diyelim. Heh, bak mesela şeyi gösteriyor. Bu build kısmımızın olduğu yer.
Orada işte fame'ler vardır diyor ve fame'ler sizin her şeyiniz. Bütün böyle yeteneklerinizi ve gelişiminizi buradan yapıyorsunuz ve fame'lerle yapıyorsunuz. İşte buradan yaparsınız, fame'lerle arttır yani. Bir item fame'ini arttırdıkça gelişiyor, öyle diyeyim. Burada zaten şunları arttırıyorsunuz. Bir de learn dediğimiz kısımlar var, şöyle kitaplar. Bunlarla da yeteneğinizi kendiniz geliştirmek isterseniz. Yani oynayarak geliştirebiliyorsunuz. Sürekli aynı şeyi kasarak geliştirebilirsiniz. Ya da buradan tıklayıp learn diyerek geliştirebilirsiniz ama puanınız olması lazım. Çok detaylara giriyorum şu anda da. Bir de burası şu an böyle çok kalabalık gözükmüş olabilir gözünüze ama onun artık nasıl diyeyim? Sağ tarafı mesela işte craft üstüne, işte mesela getter üstüne. Bunlar böyle her biri farklı bir şeyler üstüne olacak. Fighter dediği kısım bu mesela. Bizim saldırı yaptıkça işte giysilerimizi kullandıkça, silahlarımızı kullandıkça böyle çeşitlenerek ilerliyor. Hangi silahı kullanırsanız o gelişiyor dediğim gibi. Temeli bunun üstüne yani. Mesela ben ne kullanacağım şimdi? Mesela shield kullanacağım, örnek veriyorum, ya da bakayım başka ne varmış ki burada. Burada bütün itemleri zaten görüyorsunuz. Hammer'lı kullanacaksanız mesela, işte mace kullanacaksanız. Hangi silahı kullanırsanız o gelişiyor zaten. O siz nasıl diyeyim? Her an değiştirebilirsiniz sınıfınızı. Ve neyi ne kadar kullanırsanız o kadar gelişmiş oluyor. Mesela bu geldi. Şimdi bunu açtım. Bunun da bir tane pasifi varmış. Bunlar pasif. Şunlar aktif yetenekleriniz. Bunları böyle dediğim gibi açıp kullanabiliyorsunuz. Devam edelim. Ben bayağı anlatıyorum bu arada da. Umarım faydalı oluyordur. Bilmiyorum. Ben şu an ilk defa oynayanı anlatır gibi anlatıyorum ama birçoğunuz belki biliyorsunuz. Biraz böyle ilk bakış, ilk rehber videosu gibi oluyor. Yine görev verdi. Oyundaki en sıkıntılı şey bu arada Silver. Yani Silver'ınız gerçekten zor kasılıyor. İleriki bölümlerde bahsettiğim, bakın bu arada haritası kocaman, açık bir dünyası var tamamen. Yani açık bir dünya derken parça parça aslında da, mesela nasıl diyeyim? Biz şu an buradayız ya, buradan buraya atlayacağız mesela, tamam mı? Buraya atladığın zaman, şuradan geçtiğin zaman buraya geliyorsun. Buradan geçtiğin zaman buraya geliyorsun. Böyle parça parça açık dünya ama parça parça ilerleyerek gidiyorsun. Ama loadingler çok kısa sürdüğü için çok hızlı ilerliyorsunuz, öyle diyeyim. Ne diyecektim? Bir şey daha diyecektim. Ha, şey diyordum. Şimdi burada mavi, sarı oyunun temeli, en önemli olayını anlatıyorum şu an. Mavi bölgelerde saldıramazsınız. Sarılarda saldırılabiliyor. Ama kimse saldırmaz büyük ihtimal. Çünkü item kaybetmiyorsunuz. Kırmızıdan ve siyahlardan. Şurası siyah bölgeler. Bakın. Kırmızılar. Sarılarda da saldırabiliyorlar ama bir şey kaybetmiyorsunuz dediğim gibi. Ama kırmızılar ve siyahlarda çok dikkat etmeniz lazım. Ölürseniz itemlerinizi kaybedersiniz. Yani şu kastığınız bütün itemlerinizi kaybediyorsunuz. Onun dışında aynı şekilde siz birini öldürürseniz itemlerini alırsınız. Oyunun temeli bunun üstüne kurulu ve PvP'yi bu da çok tepede tutan bir olay. Yani oyunun temeli PvP aslında. Grind falan da yapabilirsiniz. İşte burada çeşitli dungeonlar var. Dungeonlara girebiliyorsunuz. Getter yapabilirsiniz. Her yer dolu. Her yer dolu. Şurada getterların nereden çıktığını gösteriyor zaten, bakın. Mesela tıkladım. Burada işte taşla odun varmış. Burada gösteriyor zaten. İşte bunları topluyorsunuz. Topladıkça malzeme craftlıyorsunuz. Craftlayıp güçlendikçe artık kırmızı bölgelere çıkabilir hale geliyorsunuz. Ve siyah bölgelere çıkabilir hale geliyorsunuz. Ondan sonra zaten ağırlığınız PvP. Buraya neden gideceğim diye soranlar da olabilir gerçi. Yani siyahta daha fazla gelir var. Her zaman siyahlar ve kırmızılar çok daha fazla malzeme demek. Haliyle risk almanız demek. Oyunun temeli bunun üstüne kurulu zaten. Kırmızı ve maviye gidip player'larla kapışabilir. Daha fazla materyal toplayabilir ya da ölüp her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Çok güzel değil mi sistem? Mükemmel. Buraya gelip işte burada şey, bu arada görev devam edecek olursak burada gösteriyor. Marketi var oyunun. Marketi gösteriyor. Burada
alırsın, satarsın falan diyor işte, buradan satış alış falan yapabiliyorsunuz. Bir tane şey almamı istiyor benden. Mul dediği eşek alıyorsunuz. Binekleriniz var oyunda. Bunları böyle alabiliyorsunuz bu şekilde. Yes dedim, aldım. Aynı şekilde daha fazla alabilirim. Ona paranız olduğu kadar almanızı ben tavsiye ederim. Bunlar iyi paraya satılıyor. Bakayım aldın mı? Okey. Okey. Bunu böyle sağ tıkladım, taktım. A tuşuna bastığım zaman bakın buraya geldi bu arada. Bineğe taktığım an buraya geliyor. A tuşuna bastığım zaman bakın biniyor. Gördünüz mü? Şöyle bir olay var. A'ya tekrar bastığımda iniyor. Tekrar böyle hızlı binmek için inip binebiliyorsunuz. Ancak inip şu alanın dışına çıkarsanız kayboluyor tamamen. Tekrar çıkarmanın süresi uzuyor falan filan. Çok detaylara giriyorum ama bilmiyorum faydalı olacak mı olmayacak mı. Umarım faydalı olur. Paranız olduğu kadar buradan bundan almak mantıklı ama bu bakayım. Evet, oluyormuş. Neden mantıklı? Onu da söyleyeyim. Bunu en son gidip satacağız çünkü. Onu anlatacağım zaten şimdi. Buradan 3 gold alıyorsunuz. 3 silver alıyorsunuz. Bayağı ucuza alıyorsunuz. Yöneten kolbeni transfer. İşte bunu belki kapatmış da olabilirler. Şu an var mı bilmiyorum da. Allah Allah. Şu an alamıyoruz mu başka acaba? Bir tane daha alabilirdik iyi de. Aa, param yok. Paramı harcadım ve alamadım galiba. Neyse. Gerçi şeye gitti galiba. Dur dur dur. Bakayım. Bakayım. Buraya mı geldi acaba? Şey kal dedim. 6 tane ata. Aa, hareket edemiyorum. Ha, bu kötü oldu tabii şu an. Dur bakayım, bankam falan da mı yok? Şimdi şöyle bir olay var, onu gösterecektim de neyse, yapacak bir şey yok, satacağız. Ağırlıktan hareket edemiyorum. Kaç tanesini satalım? Dur bu arada ya, bunu nasıl yapsak? Hmm. Altısını birden satmayacağım. Şunu satalım bakayım. Aa, sıçtık bu arada ya. Gerçekten. Satamıyoruz şu an. Şimdi bir şey deneyeyim derken pert etmem de saçma oldu. Satmak için de para istiyor ve satamıyoruz şu an. Bu kadar fazla almamam gerekiyordu çünkü. Şimdi parçalayalım da madem çöpleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Tamam. Bunları da atayım madem. Bunlar zaten ağırlık vermiyor gerçi de. Bir tane daha hayır. Hareket edebiliyoruz mu biraz? Bakalım bu neymiş? Bir tane daha. Bunu bir tane daha bölüp. Tamam. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunu niye yaptım diye soracaksınız da bu buradan 3 silver alıyorsunuz. Öbür tarafta 3000 silver'a falan sattığınız için alıyorsunuz da ya, göstereceğim. Burası tutorial map olduğu için ucuza alıyorsunuz. Öbür tarafta fazlaya satacağız. Şimdi burada şeyleri gösteriyor işte. Bu Gather için gereken malzemeler işte bunlar. Onları nasıl yapacağını falan gösteriyor, yaptırıyor. Şimdi onları yapacağız. Bakayım. Ağırlığımız hala fazla. Bu arada %120'yi geçmiş olmanız %120 şey %20 bir hareket kaybı bir veriyor size. Normalde bakın burada kaç ağırlığın ne kadar zafiyet verdiğini görebiliyorsunuz. Biz biraz daha malzeme toplamamız gerekecek şu an. Bunları şimdi toplayarak craft yapacağız. Craft oyunun temeli, onu söyleyeyim. Bol bol yapacağız. Yani her şeyimiz craft.
Bir yerden sonra pazardan alacağız gerçi de. Bak bunu craftlayabiliyorum, tamam. Birazcık daha gerekiyor. Onu da yapayım. Burada çok seri çıkıyor bu arada. Tutorial bölümleri olduğu için. Bir ağaç daha şurada bulabilirsem. Sanıyorum şu an oldu. Geliyorsun buraya. Şunu craftladım. Tamam, bitti. Tamam, bunu atabilirsin. Bunu bitirdim diyorsun görevi. Devam ediyorum sonra böyle. İki tane oldu bak. Bunları ikisini yaptın. İkisini de kendi verdi zaten. Böylece her şeyi almış oldun. Şimdi orada haritayı gösteriyor galiba. Open map'ini gösteriyor işte. Açık dünyasını. World map diyor. İşte şu anda olduğun yer burası diyor. Nerede ne olduğunu gösteriyor bakın. Nerede ne craftlanabileceğini görüyorsunuz. Buradaki bilgilere veriyor. Safe bölgeler vardır falan filan. Craftların bilgileri falan filan böyle gidiyor. Baya detaylı ya. Bunları zaten oyun zaten her şeyi çok kolay bir şekilde anlatıyor size. O yüzden çok zorlanmazsınız büyük ihtimalle. Oyunun temelini anlamanız lazım ama yani oyun normal RPG'ler gibi dışarı çıkayım işte grind yapayım ya da böyle life skill yapayım bir şeyler kazanayım gibi değil. Endgame'e gelmek diye bir şey neredeyse yok zaten. Yani Endgame'e gelebiliyorsunuz da mantığı Endgame'e gelmek değil, öyle diyeyim. Çünkü Endgame'de mesela işte Tier 8 oldunuz. Tier'lar var bu arada. Bu itemler mesela şu an Tier 1. 1 yazıyor. Tier 1'deyiz biz şu an. Onun Tier 2, 3, 4 diye gidiyor. Gerçi bu 1 mi? 1 bile olmayabilir bu. Neyse. Tier 1, 2, 3, 4 gidiyor böyle. 8'e kadar gidiyor. 8 zaten şurada görüyorsunuz. Burada da yazıyor. 5'miş mesela. İşte 7'ymiş. 8'e kadar gidiyor işte. 8'e oldunuz mesela. Burada bir gittiniz, öldünüz. Bitti. İtemleriniz sıfırlandı. O yüzden endgame diye bir şey yok gibi bir şey bu oyunda. Zaten ilerleyen bölümlerde, şu siyah bölümlerde, Black Zone'larda baya baya şey var. Takımlaşma olduğu için tek başına oynamanız da çok zor. Oyun tek başına oynanacak bir oyun olmayabilir o yüzden. Onu söyleyeyim. Bu arada dericilik yaptım az önce. Onu da göstermiş oldum. Şu olmayınca yapmıyor. Yani kesiyorsunuz. Bazı mesela bu nasıl anlatayım ki? Normal yaratıklar da var. Kesip ex alıp işte kastınız ama bunlar gather için gereken. Bakın toplayıcılık yapıyor. Gather için olanlar da var. Öyle diyeyim. İşte log istiyormuş. Birch log dedi. Şunlar normal odunlar. Buradan da birch dedi. Özel bir farklı bir türde odun gerekiyor. Onu topluyorsun falan. Üzerim bu arada bayağı dolmaya başladı. %130'a geldiğim zaman artık hızım daha da düşecek. %150'ye düşecek ve bunu at olsa bile hızlandıramıyor sizi, öyle diyeyim. Bir de şunu göstermiş olayım. Mesela attasanız tıkladınız. Attan inip odunu topluyor. Sonra bir daha biniyorsunuz ve devam edebiliyorsunuz. O yüzden genelde böyle yapılmaya çalışılıyor zaten. Bu kafi mi bu arada? Değil mi? Kafi şu an, tamam. Geri gidip craft yapacağız. Üzerim çok dolmadan malzemem olabildiğince direkt atmaya çalıştığım için şu an. Complete. Tamam. Ona bir şey craftlamayacağız mı? Herhalde görevde gösterecek onu. Dur bakayım. Bir de ilk başlarda şu tutorial görevlerini yaparak ilerlemek iyi olabilir. Ve ekstraları gösteriyor çünkü. Ve fazladan malzeme vermiş oluyor. Onu çok mu aldım ya? Gerçi iki tane almak mantıklı diyorlardı ama. Zaten. Ne diyor? İşte cotton da toplayacakmışız. Burada da işte copper ore. Aa, bu arada kesin üstümüzde olacak ya. Çare yok. Hiçbir çare yok şu an. %50'ye kesin düşeceğiz. Hiçbir kurtuluşumuz yok. Ona binsek bile
Hızlanmıyor bu arada. Direkt eşek de yavaşlıyor yani, yapacak bir şey yok. Neyse, %150 ile idare edeceğiz. %50 ile pardon. Şimdi taşların türleri var böyle. Copper. Ve böyle ilerliyor, daha fazla yüksek taşlar var. İşte burada cotton'dan da ne denir? Pamuk topluyorsun işte böyle. Böyle craftlar üzerine kurulu oyun. Craft diyorum. Gatherlamak ve craftlamak üstüne kurulu. Bir yerden sonra marketten de alabilirsin. Para kazanmaya başladığın zaman marketten de alabiliyorsun. Da para kazanmak oyunda çok zor olduğu için biraz başlarda en azından dediğim gibi kendiniz yapmanız gerekiyor. En azından ben tier 4'e kadar kendim geldim. Öyle diyeyim. İsterseniz gerçi tier 4'ü de alabilirdiniz de. 3'ü 4'ü de alabilirsiniz. Çok pahalı değiller. Ama ben kendim yapmayı tercih ettim. Orası biraz da tercih meselesi. Şimdi topladığın şeyleri bir de bir şeye çevirme olayı var. Yani craftları şey craftlıyorsunuz bu şekilde. Malzemeleri craftlayıp başka malzemelere çevirme olayı var. Bunu zaten biliyorsunuzdur da. Bir şeyden bir şey üretme işte. Standart craft mantığı. Bunların hepsini böyle üretiyorsunuz. Tek tek gösteriyor zaten tutorial'da. Fotonları ürettim. Bunların hepsini ürettikten sonra aşağıya gelip bakayım buna. Bu market bu arada direkt. Aşağıda da bir şey ürettirecek büyük ihtimal. Bakalım neymiş. Ha, bu görevi bitirdi. Tamam. Craft'ı göstermeyeceğim mi? Ha, biraz ağırlığım düştü bu arada, hızlandım. Hop, bunu aldık. Bak işte. Biz sınırlarda dolaşıyoruz şu an ya. Tamam, bunu da alalım. Şimdi bir şey craftlayacağımız için zaten learn point, ha bak, point olayları geldi şimdi. Orada learn pointler var. Bunlarla da şeyleri geliştireceğiz. İşte bunu geliştirme olayını yapabiliyorsunuz. Onu şöyle göstereyim. Mesela bir tanesine geldim. Şu fame point'ine ulaşırsanız, burada çizgi var ya, buraya ulaşırsanız bu noktadan sonrasını learn diyerek bir puana geliştirebiliyorsunuz onu. Ya fame kasacaksınız tamamen %100 olana kadar, 1300'müş mesela, 1300 olana kadar, ya da şuraya geldikten sonra learn diyeceksiniz, öğreneceksiniz gibi bir durum var. Mantık bu. Çok zor değil. Gayet anlaşılır, temiz bir olay. Sistem çok basit ya. Oyunu zaten dediğim gibi çok kolay öğrenirsiniz. Öğrenme yönünden hiçbir sıkıntı yok. Ben bunu niye tıklayamıyorum ya? Niye tıklayayım ya? Enteresan. Bayağı ağırım ya. %134'üm şu an. Şu kısımlarda açılmadı bu arada. İşte klan bölümleri var. Çeşitli şurada ekstra şeyler var. Mailler, klanlar, işte sıralama tarzı falan şeyler. Burada her şeyiniz var. Bunlar şu an tutorial'da açılmıyor. Yavaştan açılacak ama. Ben bu arada her şeyi sıfırdan anlatır gibi anlatıyorum da. Bilemedim, faydalı oluyor mu olmuyor mu, umarım dediğim gibi faydalı oluyordur. Çok yavaşız ya, %134. İnanılmaz. Şöyle bir kısım var. Bu gelişi yaptım. Mesela toplayıcılık yaptıkça bu gelişiyor. Bakın. Fame olayı zaten böyle kasılıyor. Yaptığınız her bir şeyi geliştiriyor. Mesela saldırdığınızda fighter diyor. Atak yaptığınızda burası genişlemiş, gelişmiş. Craft yaptığınızda, gather yaptığınızda başka bir şey gelişiyor falan filan. Yani buralar böyle özetle. Tamamen yaptığınız her şeyi geliştiriyor. En temel haliyle bu şekilde oyun. Yani gather yapıyorsunuz, craft yapıyorsunuz, item yapıyorsunuz. İtemlerle daha yüksek bölgelere çıkıp daha yüksek itemlere ulaşıyorsunuz. En son işte asıl olayımız, yani oyunun en zevkli kısımları zaten burası. Buralara gidip, buralara ve işte buralara PvP yapıyorsunuz. Oyunun asıl zevkli kısmı da orası zaten. End game dediğimiz kısım orası oluyor. Ama artık ne kadar end game olunabilirse.
Yani bir ölürseniz her şey sıfırlanıyor. Bir daha baştan şeklinde ilerliyor. Ha şeyi söyleyeyim bu arada. İtemleriniz gidiyor. Mesela işte kırmızı bölgede ya da siyah bölgede öldünüz. İtemleriniz gider. Ama silver'ınız gitmez. Onu da söylemiş olayım. O yüzden olabildiğince herkes, daha doğrusu olabildiğince demeyeyim, herkes şey yapıyor. Ne denir ona? İşte birini öldürdü, geri dönüp şehre satıp pazarda tekrar gidiyor falan. Yani sürekli bir döngü olması lazım. O üzerinize bir şey bulundurmadan direkt öldürüp satıp tekrar öldürüp gidip satıp o şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Şimdi bana diyor ki burada kombata gir. Kombata girebiliyorsunuz bu şekilde. Bunlar bu arada normal moblar artık. Onu söyleyeyim. Bakın. Bunlardan para düşüyor. Bunlar gibi, yani şunlar gibi değil. Bunlardan gather yapıyorduk. Bunlar direkt moblar. Moblara vurdukça, şimdi kestikçe daha doğrusu eksimiz artacak. Bak buradan bunu kasıyoruz şu an. Böyle kasmaya devam edeceğiz. Onun heretiği varmış, onu gösterecek şimdi. Bak heretik dediği, bu arada şimdi bunlar normal moblar, bir de heretikleri var bunların, bir tık ilerisi, onu göstereceğiz. Zaten onu diyor görev. Bu alan hasarı veriyor. Biraz daha iyi gibi gerçi de. Bakalım. Skillerden bunu, bu arada bunu da yapabilirsin de, bu daha iyi gibi geldi bana. Şuradaymış bu arada. Bakalım gidebiliyor muyuz ona. Gösteriyor zaten haritada da. Buradan gideceğiz galiba. Ha, şunu almamı istiyormuş. Okey, aldım. Yaratıkların işte onu söylüyordum tam. Bunlar normal moblar mesela. Bir tane bossları var. Bir mini boss'u gibi bir şeyi. Onları da yine görebiliyorsunuz. Burada onu gösteriyor zaten. Şimdi onu yapacağız galiba zaten. Onu göstermeye çalışacağım. Bakalım. Vuruşu falan fena değil bu arada ya oyunun. Bu arada hiç yormuyor. Bayağı sistem dostu bir oyun. Onu söyleyeyim. Optimizasyon falan iyi yani. Çok kalabalık yerlerde bile kasmıyor. Öyle diyeyim. Evet. Şuradakiler galiba. Yavaştan. Bakayım nerede. Ana boss'a ulaşmaya çalışacağız da biz. Bir tane learning train'i kesmemi istiyormuş. Ha, kestim mi galiba zaten. Evet. Daha doğrusu şeyi geliştirmemi istiyordu. Onu yaptık gibi. Heh, bak. 305 oldu. Learn diyerek bunu böyle geliştirdim. Ya %100 olacak o, ya da learn deyip bir tane öğreneceksiniz. Bu şekilde gelişiyor. Bitti bu arada görev. Ama böyle kesmeye devam edip yeteneğin o gücünüzü geliştirebilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde kasmanın ne mantığı var diye düşündürebilir. Bu arada. Çünkü craft yapıyoruz. İşte geliştiriyoruz. Gather craft. İtemlerinizi geliştirebilirim diye düşünebilirsiniz. Bunu yapmanın da mantığı şu. Ne kadar çok geliştirirseniz, sadece gather ve craft yapmak yetmiyor. İtemi almak yetmiyor. Bir de bunun geliştirilmesi de gerekiyor. Bu arada ölecek bu. At ölmeden. Gerçi atınız ölmüyor bu arada da. Kayboluyor. Tekrar belli bir süre sonra çıkarabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Tekrardan bindim. Ve devam ediyorum. Şimdi Gather ve Craft dediğim gibi yapıp da ilerleyebiliyorsunuz zaten dediğim gibi, ama bunu yapmanın mantığı, ne kadar çok bunu geliştirirseniz o kadar güçleniyor. Orada ek özellikler, demeçler alıyorsunuz mesela, defans alıyorsunuz gibi şeyler var. O yüzden grind da yapmanız gerekiyor aslında bir yerde. Yani grind yapacaksınız, craft yapacaksınız, gather yapacaksınız. Hepsini yapmanız gerekiyor.
Oyunun temeli bunun üstüne kuruluyor özellikle. Bunlar üstünden ağırlıklı işler yapıyorsunuz. Biraz başlarda sıkıcıdır. Yani bayağı sıkılabilirsiniz ilk bir saat en azından. Bir iki saat. Ama sonrasında açılıyor oyun. Birçok şeyi yapmaya başlıyorsunuz, öğreniyorsunuz. Dungeonlara falan girmeye başlıyorsunuz. En önemli kısım zaten orası. Dungeonlarda bayağı böyle Corrupted Dungeon'lar falan var böyle. Ne Corrupted mıydı? İsmini de hatırlayamadım ki. Neyse. Orada giriyorsunuz işte. Hem PvP var hem Dungeon'ı bitirmeye çalışıyorsunuz. Hem PvP yapıyorsunuz falan gibi durumlar da var. Böyle keyifli bayağı değişik olaylar var yani. Ama oyunun ağırlığı dediğim gibi temeli PvP üstüne. Onu tekrardan hatırlatmış olayım. Yani PvP'yi seviyorsanız hoşunuza gider oyun. Onun dışında şey seviyorsanız, yeter, life skill seviyorsanız hoşunuza gidebilir. Çünkü sadece orada onu yaparak da çok güzel her şeyi yapabilirsiniz bu oyunda. Tamam, bunu tamamladık. Bakayım ne istiyor bu. Bu arada bunu böyle tıklayıp buraya koyuyorsunuz. Bunu tıkladığınızda bakın buraya geldi. Bunlar bu sağ tuşa geliyor. Bu yemek. Yemeklerin özellikleri vardır. Onu söyleyeyim. Nerede yazıyor? Nasıl yapıldığı da gösteriyor bu arada bakın. Havuçla yapılıyormuş falan. Özelliği de burada işte. %100 canınızı dolduruyormuş. 30 dakika boyunca. Belli aralıklarla canınızı fullemeye çalışıyor. Saldırı yapmadığınız sürece ya da almadığınız sürece canınızı arttıran bir item bu. Önemli güzel bir item. Ne yapacakmışız ya bu arada? Hunter Ledge diyor. Bakayım bir. Şurada bunları mı yapacağız? Yazıyor. Bunları mı yapacağız? Ha. Bunları gösteriyor. Burada aslında klasları gösteriyor. Diyor ki burada varıyor olabilirsin. Burada diyor okçu olabilirsin. Burada diyor büyücü olabilirsin. 3 tane temel klas var oyunda. Onu söyleyeyim. Biz girerken klas seçmedik değil mi? Klasları özetle böyle yapıyorsunuz. Bir klas seçimi yok aslında oyunda. Oradan itemini alıyorsunuz. Buradan da işte ne denir? Ne denir? Giysilerini alıyorsunuz. Ve ilerletiyorsunuz oyunu. Bu bir ilk bakıştan ziyade rehber gibi oldu bayağı. Bir her şeyi anlatmaya çalışıyorum hala. Burada diyor ki şeyi yapabilirsin işte giysilerini alabilirsin diyor. Silahını yap diyor falan filan. Ne olalım? Ne olalım bu arada? Bence büyücü olmamız var. Bir büyücü olmamız var. Warrior da olabiliriz de ben büyücü olmayı istiyorum şu an. Bir büyücü olak. Bunu yaptım. Taktım hemen bak. Bu şekilde takılıyor. Buna geldim. Bayağı bir kloş gerekiyor. Bir de gerekenleri zaten gösteriyor bu arada. Bridge lazımmış. Bir de copper lazımmış. Onu yapacağız şimdi. Benim at kayboldu mu? Gidelim bakalım. Bayağı bir malzeme toplamamız gerekecek. Malzemeyi nasıl toplandığını zaten gösterdi. Onları yapacağız. Oradan mob keseceğiz mesela. Toplayalım. Biri öldürdüğü zaman mesela siz toplayamıyorsunuz. Diyor ki 53 saniye işte koruması var itemin. Yani burada parça parça gitmek mantıklı.
Abi üzerim ağırlık olduğu için şu an. Bunu yapmak mantıklı mıydı bilmiyorum bu arada ya. Biz bunu aldık ama. Bayağı bir ağırlık sıkıntısı yaşıyoruz şu an. Bakın büyücü nasılmış bu arada, büyücü merak ediyorum. Bakayım, bence bu kadar yeter. Bunu da alayım mı? 10 saniye var diye. 6-5 adam hızlı hızlı gidiyor. Ha biz de bunu kullanabiliriz bu arada. F tuşunda hızımız var. Onu kullanabiliriz aslında da. Bir tane daha keselim de ne olur ne olmaz şimdi. İşimizi bitirelim buradakiyle en azından diyerekten. Deriyi bir bitirelim, aradan çıksın deri. Deriyle işimiz bitsin. Çok bir ağırlık da sağlık şey yapmıyor deri zaten ama. Ağırlık bana çok sıkıntı yaşatıyor ya. Şimdi deriyle işimi bitireceğim. Malzemelerimi alacağım. Onu silahı yapacağız, gideceğiz zaten. Büyük ihtimal deri olmuştur. Geldim. Hangisiydi o? Ha bu işte. Aynen. Hemen craft dedim. Bak bitti bu. Ona geliyorum. Büyücü tarafına geleceksiniz. Ya da hangi klas istiyorsanız artık. Warrior en baştakiydi. Ben büyücü olacağım için oradan bunu yapacağım. Ha deriyi de bir daha çevireceğiz. Pardon. Bir daha çevireceğiz. Bu at bir şey yapıyor mu acaba? Bunu bir daha çevirmemiz gerekiyor. Buna. Aa, katun lazım ki bize. Yanlış yapmış olabiliriz. Burada bakayım. Repair olayımız var. Buradan para verip repair yapıyorsunuz. Buradan da salvaj diyorsunuz. İtemi koyuyorsunuz. Salvaj yapabiliyorsunuz. Biz galiba şu an yanlış yapmış olabiliriz. Bize cotton lazım gibi duruyor. Evet, bize cotton lazım. Biz niye bunu yaptık harbiden? Ben neyi gördüm orada? Bir şey gördüm, bunu yapacağım dedim ama. Ama bir daha bakacağım şimdi. Bir daha bakacağız mecburdur. Bir tek bunda gerekiyormuş ki. Başka gerekmiyor. Okey. Biz bunu satalım direkt bak şimdi. Gerçi buradan satmak ne kadar karlı bilmiyorum da. Buraya geldim. Sel dedim bunu. Para etmiyor lan, sıfır diyor. Bakayım. Aa, kötü. Bu satılmazmış bu arada. Ne yapabiliriz? Direkt buradan. Ya bu satılmaz ya. Bunları direkt alabiliyormuşuz bu arada. Ne yapsam ya? Bu bir işime yaramayacak. Böyle bir sat diyeceğim de yani bu satılmayacak. Mümkün değil. Ağırlık çok var, o sıkıntı şu an. Neyse at abi, bir yapacak bir şey yok. Ağırlığımız biraz kendine gelsin. Şunu kırabiliriz aslında, dur. Salvajı da göstereyim bak, buraya geliyorsun. Burada böyle salvaj diyorsun. Ne vardı hiçbir şey ama işte salvaj diyebiliyorsun sonuçta.
Neyse devam. Bunu yapmak mantıklı mıydı bilemedim ya. Çok zaman kaybettiriyor bize bu arada. Yani buradan bir 6, 8, 8K mı ne bir şey alacağız diye bununla ağırlıkla dolaşmak mantıklı mı bilemedim ben. Orada yanlış gittik değil mi? Bir de yanlış gittim galiba. Neredeydi o ya? Şurada gitmiyor muyduk biz? O taraftan gideceğiz. Şimdi ne lazım dedik? Böyle katın toplayacağız. Bir de taş toplayacağız. Bunlarla şimdi craft'a gideceğiz, yapacağız. Geldim buraya. Buradan da taş alacağım şimdi. Ha, bakalım. Bunu da bitirdikten sonra tutorial kısmı bitecek zaten galiba, yanılmıyorsam. Ana şehre atacak. Ana şehrin ilk küçük şehre atacak, daha doğrusu ana şehir değil de. Küçük şehre atacak. Küçük şehre geldikten sonra bir premium verecek size 3 günlük. Kritik önemli bu arada premium. Premium bonusları var bayağı bir. Onları da göstereceğim birazdan zaten de. Ne kadar lazım acaba? Başka lazım olur mu diye. Silah gerekiyor bir tane. Silah için bence bu yeterlidir de. Katın sanki bir tık daha gerekebilir. Bir tane daha alalım da öyle gidelim. Şimdi garanti alalım iş. Bu arada gittikçe hızlanıyor. Belki fark etmişsinizdir de. Geliştikçe, level atladıkça çok daha hızlı toplama yapabiliyorsunuz. Ya bu oyunda her şey, yaptığınız şeyi yaparak geliştiriyorsunuz, öyle diyeyim. Neyin iyi olmasını istiyorsanız onu oynayacaksınız, sürekli geliştireceksiniz. Bütün olay bundan ibaret. Şimdi bu kafiydi bence, yeterli bence, gidebiliriz. Başka bir şey kaldı mı? Bu arada öbür karakterde gösterebilirdim her şeyi ya. Bu şekilde göstermem biraz garip oluyor da. En baştan itibaren göstermek daha mantıklı olabilir mi diye ben bu şekilde ilerledim. Şimdi buraya geldik. Şunları tek tek yapalım. Önce çevireceğiz. Onu hop craftladım, bitti. Buraya bakayım var mı bir şey? Bu da yok. Burada var mı bir şey? Yok. Ha, odun da gerekecek ya bize. Odunu unuttuk. Bunlar böyle craft da level at diyor. Getter da level at diyor. Her biri level at diyor bu arada. Şimdi son noktaya geliyoruz. Bir tane odun eksik aslında. Odun da yapmamız lazım. Ha, dur ona bakacağız. İyisi ama bitmiştir büyük ihtimal. 1 2 3. Tamam, bak fazla bile yapmışız. Şimdi bunların böyle build'leri bir neyi var? Değerleri var bakın. Bunun mesela 2 olarak geldi. Bunların hepsi 2. Bir de ne denir ona ya? Özellikli geldi yani. Bu üzerindeki şekilden anlıyorsunuz. Burada mesela bunun yeteneğini ayarlayabiliyorsunuz. Bunların her birinin artık yetenekleri var. Pasifleri, yetenekleri var. Silah da aynı şekilde olacak şimdi. Onu yapacağım. Şeyi göstereyim şimdi. Dur. Bir çöp artık. Bununla işimiz kalmadı değil mi? Bir dur bakayım.
Giysileri yaptık. Silah yapacağız sadece. Odun gerekiyor ona da. Şimdi kırmayı göstereyim tekrardan. Gideyim kırayım. Bir şey vereceğinden değil de bu. Yine de. Oradan. Bunları salvaj diyorsunuz. Bunu atabiliriz artık. Şunu da atabiliriz artık. Birazcık hızlanalım. Odun gerekiyor sadece birazcık. Odun yapacağız şimdi. Onu göstereyim bir de hemen. Bitirelim. Ondan sonra zaten devam edeceğiz. Tamam, şimdi briç gerekiyor bize. Şunlardan gerekiyor yani. Biraz daha var. Burada bazıları 3, bazıları 9, bazıları 6. Bunun sebebi bir yerde ne kadar çok yapılırsa bu getir değerleri düşüyor. O yüzden böyle bir durum var. Bak bu 3 oldu mesela şu an. 9'du. Bunu yapmamışlar. O yüzden 9'du. Gittikçe düşüyor yani. Bu sanıyorum yeter ya. Boş duracağım gideceğim. Yeter diye düşünüyorum ama bakalım. Hemen odunu çevireceğiz. Craft'ımızı yapacağız. Ondan sonra bu da bitecek. Büyük ihtimal tutorial burada bitiyordu diye hatırlıyorum. Biraz ona uğraşıyorum. Tutorial'ı bitirip Premium'a göstereyim istiyorum. Bunu aldım. Daha 21 yetiyor galiba ya. İkinci yetiyordur. Buraya geldik. Rafladım. Tamam bitti. Bak görevi bitirdik. Şimdi bunları kırabilirsin, atabilirsin. Artık ne yapıyorsanız yapabilirsiniz. Buradan bunu aldım. Bak pelerin verdi. Pelerinin enerji özelliği var sadece aslında da. Ata binelim. Ağırlığımız biraz daha toparladı şimdi. Ha bu arada büyücü olduk ya şimdi bak büyücü olduktan sonra buradan yeteneğinizi seçmeniz gerekiyor. Bak iki tane yetenek var. Bunlar çeşitleniyor. Silah iyileştikçe burası da böyle genişliyor. Firebolt, Burning Field. Hangisi daha iyidir? Biri alan hasarı galiba. Bu alan hasarı olması lazım. Atım burada zaten. Gidebiliriz. Böyle yani. Şimdi gidelim. Şeyi göstermesi lazım diye umuyorum da galiba hala göstermeyecek o ya. Bakalım. Neyse bu gidecek. Bu bayağı gidecek gibi. O yüzden bunu bırakalım. Öbür karaktere geçeyim. Orada birazcık da göstermeye çalışayım. Bunu gösteriyorken bir düşman falan varsa skill'leri gösterelim. Ondan sonra buradan bu karakterden çıkalım. Var mı şurada? Düşman vardı galiba. Burada bir yerde dur bakayım. Aynen düşman var şurada. Dolanıyoruz mu? Şuradan mı dolanacağız? Öbür karaktere geçeceğim şimdi. Gösterebildiğim birkaç bir şey daha göstereceğim. İlk bakışı bitireceğim. Bayağı uzadı zaten video da. Bakalım büyücü nasılmış. Ben büyücü ilk defa oynayacağım. Böyle alan hasarı veriyor. Oha, fena değil ha. İleri doğru atıyor e. Şu altınızdaki alan hasarlarına dikkat etmeniz lazım bu arada.
Hiç fena değil ya. Eskeli bayağı vuruyormuş bu arada. Bunlar çok parça hasar veriyor da. Bu da çok vurmuyor gibi. Daha çok vuruyor ya. Eskili bayağı iyi vuruyor. Ama süresi uzun gibi cooldown'ı. Şu alan hasarlarından kaçmaya çalışmamız gerekiyor. Es çok uzun ya gerçekten. Neyse şimdi geçelim diğer karaktere biz. Çıkarken şurada bir süre sayıyor. Karakter değiştirmek için buradan mı yapılıyor acaba? Dur bakayım. Büyük ihtimal böyle gidiliyor da. Lagağı yapalım bakalım. Şimdi burada öbür karakterim, benim bu karakterim okçu. Toplamda bir 8 saat falan oynadım bunu. Çok oynamadım yine de. Karakteri ve şey olayı var. Şimdi bunda mesela itemlerimi mesela tier 4'e çıkarabildim bunda. Atımı aldım. Ve malzemeler geldi falan. Bu oyunda şöyle bir olay var. Bütün her şeyiniz aslında fame dediğim gibi. Az önce bahsettik ya. Şöyle statlarınıza bakın. Fame'inizi görebiliyorsunuz. Paranızı görebiliyorsunuz. Aldığınız skill'leri falan görebiliyorsunuz. Onun dışında başka ne gösterebilirim burada? İtemleriniz zaten burada. Şeyi gösterebilirim. Gelişme olayını şöyle yapıyorsunuz bakın. Bir şey ne kadar çok yaparsanız o kadar ilerler. Burada şu an mesela ben tier 3'e kadar ki malzemeleri craftladım bakın. Bunu yapmak için craft daha fazla getter yapmanız lazım. Daha fazla getir yapıp bunları kullanabilir hale geliyorsunuz. Daha da craftlayıp 4'lü kullanacağım mesela. Yani craftlasanız bile kullanmak için geliştirmeniz lazım. Daha fazla craftlamanız, daha fazla kullanmanız lazım ki bu sürekli gelişsin. Yoksa kullanamazsınız. Aynı şekilde mesela silahı geliştirdim diyelim. Sürekli saldırı yaptım. Onu da göstereyim dur. Saldırı atak yaptıkça bakın giysiniz işte saldırı ekipmanlarınız mesela benim ok şu an 6. seviye olmuş. Yani bunlar önemli. 100'e kadar falan çıkarman lazım. Mesela learn deyip bunu geliştirebiliyorum. Şu an. Geliştirmeyeceğim gerçi de. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Sürekli bir şeyi geliştirmeniz lazım bu şekilde. Geliştirmeniz lazım karakterinizi. Bir de bir şey daha gösterecektim ya. Dur. Ha, skill'leri gösterecektim. Karakterinizi geliştirdikçe bakın bu yeteneği şu an açamıyorum ben. Onu açmak için diyor bunu geliştirmeniz lazım diyor. Yani daha fazla kullanmam gerek ki. Gerçi learn deyip de açabilirim. Bu şekilde yetenekleriniz de açılıyor. Mesela bunu açamıyorum mesela. Daha fazla geliştirmen lazım diyor. Silahlar geliştikçe özellikleri artıyor. Pasifini falan seçebiliyorsunuz. İşte bakın. Özellikleri artıyor. Oradaki şeyler bu şekilde açılıyor özetle. Ve bu şekilde ilerliyorsunuz özetle. Böyle. Bence daha da uzatmayalım. Bir de premium'u göstereyim. Ha şu menüleri göstereyim mesela. Burada işte Party Finder olayı var. Parti kurabiliyorsunuz. Sizin gear'ınızı falan gösteriyor bakın. 925 falan diyor işte. Challenge'larınız var işte görevleri yaptıkça buradan ödüller alıyorsunuz. Bunu ben mesela alacağım. Başka bakayım. Gerçi bu premium'la alakalı da biraz. Savaşlarınız varmış. İşte Conqueror'lar, savaşlar, challenge'lar, aktiviteler. Bu mail sisteminiz, mailler geliyor. Burası zaten envanter item. Burada bir şey gösterebilir miyim başka diye bakıyorum da. Şuradan detaylara bakabilirsiniz falan. Bu ilk kurabilir ya da girebilirsiniz. Kurmak birazcık pahalı tabi. Onu söyleyeyim. Buradan direkt katıl alabilirsiniz. Buradan
Türkçe dilindeki partiler, klanlar var bu arada. Onlara bakabiliyorsunuz. Sezonu görebiliyorsunuz. Şöyle sıralamalar falan var hatta şurada bakın. Böyle sıralamalar var. Şuradan social'dan arkadaş ekleme falan var. Oyunda premium almak ne kadar önemli derseniz şöyle göstereyim. Bir sürü bonus sağlıyor size. Learning point dediği az önce şu gösterdiğim learning pointleri premium sayesinde alıyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde kasmanızı sağlıyor. İşte fame'ler %50 daha fazla geliyor gibi gibi şeyler var. Bakın. İşte silver daha fazla gelir, getir daha fazla gelir falan filan. Yani sonuç olarak premium'un bayağı bir faydası var. Sizi çok hızlı gelişmenizi sağlıyor. O yüzden önemli. Ama premium'un fiyatı şu an 3000 işte gold ya da silver 17 milyon 18 milyon silver istiyor. Ya da direkt şöyle dolarla alacaksınız gibi bir durum var. Oyun içi parasıyla alabiliyorsunuz ama çok uğraşmanız lazım. Bir aylığı 17-18 milyonla falan tekabül ediyor. Ya da buradan işte satın alacaksınız. Başka yolu yok. Onun dışında pay to win içeriği çok yani yok yok denilebilir. Çünkü ağırlıklı kostümizasyon şeyler var. Tek sadece gerekli olan şey premium. Premium bayağı işinizi çünkü rahatlatıyor, kolaylaştırıyor. Onun dışında dungeonları belki bahsedebilirim. Onu göstereyim ya. Dungeonları göstereyim ben. Başka da gösterecek bir şey kalmadı zaten galiba. Bakayım. Geliştirmelerimi gösterdim zaten. Bu arada bu ilk şehir. Ana şehirlerden biri ilki bu. Öyle diyeyim. Yanlış mı gidiyorum şu an? Hadi yanlış gidiyorum. Burada şeyleri yapıyorsunuz. Craftlarınızı. Yanlış tarafa girdim de şu an. Böyle gidersem yola. Gidemedim be. Dur. Evet. Böyle gidersek. Buradan gittiğim zaman varacağım. Bak şuradan. Heh geldim. Buradan dışarı çıkıyorsunuz. Bu arada size kalkan verdi bakın. Bir koluma kalkanınız var. Bu kalkan varken size saldıramıyorlar. Damage yemiyorsunuz. Buradan dışarı çıktığınız andan itibaren aslında biz şu an neredeyiz? Mavi bölgedeyiz. O yüzden sıkıntı yok. Saldıramıyorlar zaten burada. Sarı bölgeden itibaren saldırabilirler. Kırmızılarda ölürseniz ama itemleriniz gider. Sarıda bir şey gitmez. O yüzden sarıda çok saldırmıyorlar zaten. Şöyle gidelim bakayım. Neye basacağım? Bak buradan dolaşabiliyorsun. Şimdi dungeon'ı göstermeye çalışacağım size. Dungeon'lar random olarak çıkıyor haritada tamamen. Şurası özel bölgeler. Burada kasa da bilirsiniz de birazcık güçlüdürler. Şunlar normal moblar. Millet şöyle bineklerle geziyor ki Getter'ı fazla toplayabileyim. Daha fazla malzeme alıyor çünkü. Ağırlığını arttırıyor daha doğrusu. Bu ne? Boss mu? Ya normal mobmuş. Şimdi grind olayı birazcık değişik. Ha bak mesela dungeon. Solo dungeon mı? Buna giriyorsunuz böyle. Böyle dungeonlara giriyorsunuz. Burada PvP de dönebilir. Player'lar falan da olabilir. Harita gözükmüyor burada. İlerleyerek gidiyorsunuz. Böyle dungeon'lar var. Grind'ı aslında bir şekilde bu şekilde yapıyorsunuz. Yani bir daha farklı bir yöntem yok. Birkaç olay daha var da işte corrupted'lar vesaireler. Şimdi burada mesela iki kişi girmişiz. Solo dungeon ama mesela ben girdim. Bu arada level atlıyor hala şeyler. Şimdi biz buraya kendim girdim aslında ama biri daha girmiş. Çünkü herkese gözüküyor bu dungeonlar. Haliyle herkes burada kasabilir. Bir sınırlama yok.
Bak item düştü. Böyle itemler de düşebiliyor. Bunları satıyorsunuz. Kaç para ettikleri zaten şöyle üzerine geldiğiniz an yazar. Ucuzmuş bu gerçi de. Böyle farklı. Sizle beraber girdiklerinde bakın parti atıyor adam. Partiye girebilirsiniz. Yani. Bak. Yaratıklar düşüyor böyle çeşitli. Patlayacak. Ben bonusumu aldım. Bu premium olduğu zaman günlük bonuslarınız var. Bunları bu şekilde alıyorsunuz. Bak bunu tamamladığınızda bonusunuzu alıyorsunuz. Böyle durumlar var. 7 saat sonra bu arada bitecek premiumum ya. Bunu alabiliyor muyum? Bunu alamayabilirim belki. 7 gün olması lazım. 7 gün olduğu zaman en az alabiliyormuşsunuz. Bak bunu bile alamadım mesela. O yüzden premium önemli baya. Bu size malzeme veriyor bu arada. İçindeki işte yazıyor zaten chest veriyormuş özel. İtem veren bir chest. Bunlar da bu arada şey. Pain puanı veriyor. Hani şuradaki puanlarınız var ya. Bunları geliştiriyor. Direkt tıklayıp yüzlerseniz bakın level atladı. Böyle level atlatıyorsunuz. Akıl olan ne varsa o level atlıyor tabii. Onu söyleyeyim tekrardan. İlerleyebiliyoruz. Bunlar patlayacak bu arada. Alanın çok dışına çıkmamaya çalışın. Çünkü bak geri dönüyor böyle işte. Canlı kanıtını gösterdim şu an. Premium varken yani size ilk girdiğinizde premium verecek 3 günlük benim mesela bitmek üzere. İlk girdiğiniz o 3 günde premium'u iyi değerlendirin. Çünkü bonuslarını falan olduğu için bayağı bir bayağı hızlı kasarsınız çok önemli. Premium varken yapabildiğiniz ne varsa yapın yani. Öyle diyeyim. Onun dışında başka ne gösterebilirim diyorum da. Şimdi dungeonlar böyle özetle. Böyle bir şekilde dungeonlara girerek ilerliyorsunuz. En sonunda boss geliyor ve itemi veriyor size. İtem veriyor da. Şimdi partide olduğumuz için kime vereceği durumu var ya. Bir tık sıkıntılı olabilir o. Normalde solo dungeonlara sola girmeniz lazım gerçekten. Kendiniz çok rahat kesiyorsunuz çünkü. Bu D skin'i çok az kullanıyorum ya. Ona bir alışamadım. Yerdeki paraları almanız lazım. Ne oldu lan? Nereye gidiyor dungeonlar çok değişik değişik bu arada. Buna ilk defa giriyorum galiba. Bu birazcık farklıymış. Çeşitli dungeonlar var. Mesela Corrupted mı ne dedikleri var bir tane. Orada PvP de dönüyor. Şey değil yani. Biri girer mesela bununla biz birbirimize dalamıyorduk. Girmiş olsak bile beraber dalamıyoruz birbirimize de. Corrupted'lar direkt PvP açılıp birbirine dalıyor insanlar. Öyle diyeyim. Amacı zaten o yani öyle diyeyim. Çok fazla PvP dönebilir orada. Aha, tuzak musalan koyuyor. Neler yapıyor bu? Şu alanların dışına çıkmaz lazım. Bir de space'i kullanmak mantıklı bu arada. Sürekli saldırmak için space'i kullanmanız iyi olabilir. Öleceğim bu arada. Aa, bayağı vuruyor. Bizim adam ne yapıyor ya? Dalıyor mu ki? Bakayım ha onları kesiyor adam. Agam. Onun ciğeri ne ya? Mesela tıkladığınız adamın şuradan ciğerine falan bakmanız gerekiyor. Mesela size saldıracak ya. Ciğerine bakıp durumuna bakabilirsiniz şöyle. Çok yüksek değilmiş mesela. Statları bak fame'i falan çok yüksek değil. Bu da yeni başlamış yani. Y'ye bastığınızda da gözükür bu arada. Tıkladıktan sonra Y'ye basın. Gözükür direkt.
alanlardan kaçmanız çok iyi oluyor. Çünkü çok vur, en yüksek hasarı o alanlar veriyor. Düz vuruşları vermez ama alan varsa şöyle, onlardan mutlaka mutlaka kaçın. Bir şey olmaz demeyin yani. Yok olabilirsiniz bir anda. Bu burada bitecek galiba ama. Allah, tuzaklar muzaklar. Bak, onun içinde bir kalsanız var ya. Fenalık. Bitti galiba, bunu da kestik. Bak, item düştü, aldım. Şuradan şöyle canınızı fulleyebiliyorsunuz. Oradan da item alacağız şimdi. Onu biz alamıyor muyum ben şimdi? Adam alıyor galiba. İşte bu itemin kime gideceği konusu çok şey oluyor ya. Kendiniz girmeniz lazım buraya. Bunu ben niye tıklayamıyorum? Allah Allah. Evet, bu galiba bu kadardı. Burada başka bir şey yok. Nedense alamıyorum şu an. Allah Allah, şu bitsin bakalım, alabileceğim mi? Allah Allah. Böyle Leap Party deyip çıkabiliyorsunuz. Order lütfen bir şeyler yazıyor da, neyse aman. Çekmek için de A'ya basıyorsunuz şurada zaten. Biliyorsunuz buradan. Onu alamadım nedense, anlamadım. Neyse. Bu. Bence her şeyi gösterdim şu an. Yani bir ilk bakıştan fazlası oldu, bu rehber oldu bayağı da. Bu şekilde arkadaşlar. Özetle. Bunları da en son gidip işte markette satıyorsunuz artık kaç paraysa falan. Böyle para kasıp olabildiğince silver arttırıp premium almanız iyi olur. İlk yapacağınız şey premium almak büyük ihtimal. Onun dışında itemlerinizi geliştirip marketten daha iyi itemler alabilirsiniz. Tier şu an mesela 4'üm. 5, 6, 7 diye gideceğim. Yalnız şöyle bir şey var. Bunları dediğim gibi geliştirmeniz gerekiyor. Yani takmak için itemi yine geliştirmeniz gerekiyor. Yani craft yapmak için geliştir ayrı bir olay. Giymek için geliştir ayrı bir olay. Siz bu itemleri kullandıkça zaten artıyor. Bakın. Şu an mesela büyük ihtimal diyebilirim zaten de. İşte grind yapıp geliştirmeniz gerekiyor yine de, öyle bir durum var. Ondan sonra işte kırmızı, işte siyah bölgelere gidip PP'lere girebilirsiniz. Daha iyi itemler için kapışabilirsiniz vesaire vesaire. Bu. Temeli bu oyunun. Daha da fazla uzatmayalım, bence kafiydi diye düşünüyorum. Oyunun genel bakışına gelecek olursak grafikleri görüyorsunuz. Böyle bir oyun için fena değil. Yani grafikler belki çok iyi sayılmaz ama kötü olduğunu ben düşünmüyorum. İdare eder yani şimdilik. En azından böyle bir oyun için bence kafi. Onun dışında optimizasyonu iyi. Bu grafik zaten çok iyi değil belki ama optimizasyonu çok iyi. Onu söyleyeyim. Çok hızlı açılıyor. Loadingler bile hızlı açılıyor. Sesleri gayet başarılı, oynanış keyifli. Diğer RPG'lerden bayağı farklı ama onu zaten görmüşsünüzdür. Sistemi benim hoşuma gitti. PvP ağırlıklı oyun seviyorsanız hoşunuza gidecektir. Bak, böyle bayağı life skill falan da yapabiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Öyle yani. Bayağı detaylı bir oyun kendisi. Yapmak istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz ama standart RPG'ler gibi bir yerde gideyim grind yapayım, item kasayım falan gibi bir şey çok olmuyor. Burada da yapabiliyorsunuz ama çok temeli o değil yani. Burada grind yapsanız bile, mesela item düşürseniz bile çok önemi yok. İlerleyip buralarda daha iyilerini yapmaya çalışacaksınız. Sürekli daha iyilerini yapmaya çalışacaksınız yani. 8'e kadar gideceksiniz. 8'de de için bir adam gelip öldürecek, öleceksiniz falan. O yüzden çok sinirlerinize hakim olmanız gereken bir oyun. Ve
takım olarak oynamanız gereken bir oyun aslında, öyle diyeyim. Deyip daha da fazla uzatmadan böylece bitirmiş olalım. Özetle Albion böyle bir oyundu. Gördüğünüz üzere. Albion Online böyle bir oyundu ve ilk bakışımızın